Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bir inceleme videomuzda da sizlerle birlikteyiz. Lütfi, bugün neyimiz var? Bugün elimizde şöyle görebileceğiniz gibi Piranha'nın çıkarmış olduğu Zen modeli var. Yerli markalardan birisi Piranha. Ben özelliklerine falan bakmadan önce Piranha için biliyorsun şey diyordum, hani taksicilere GPS yapmaya devam etsinler telefonla işleri ne diyordum, ama düşünüldüğü kadar ya da markasından beklendiği kadar kötü bir telefon değil. Kötü sanki. Değil. Biraz tarih olarak yaklaşık bir senelik bir telefon. Eski bir telefon. Onu önce bir söyleyelim. Hani özellik ve fiyat olarak da tabii ki de buna göre değerlendirmekte fayda var. Piranha... Eski olmasının yanı sıra Discovery sınıfı telefonlara, yani giriş seviyesi ya da 1000 liranın altındaki telefonlara aynen rakip öyle olarak çıkmış bir telefon. Yani şöyle birkaç özelliği hariç bildiğimiz General Mobile Discovery'nin birebir aynısı. Evet, zaten işlemci olarak, donanım olarak falan birebir aynı özelliklere sahip. Kesinlikle. Tipi farklı biraz. Hani ona göre işte değerlendirmekte fayda var diyelim videoya başlamadan önce. Dilersen tasarımıyla konuşmamıza, evet, videonun üzerinde sağında solunda devam neler edelim. Var? Ne durumda, neyle karşılaşıyoruz önce kutuyu açar açmaz bir bakalım. Kutunun içinde zaten şunu da söyleyeyim, bir tane ön jelatin geliyor abi, ekran koruyucusu geliyor. Hani piyasada rahat bulamayız diye böyle bir güzellik yapmış Piranha. Onun dışında standart bir kutu içeriği var. Şarj kablosu. Kulaklık, şarj aleti. Aynen öyle. Onun dışında işte kullanım kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Okursunuz kullanım kılavuzunu muhakkak. Evet. Telefonun şimdi sağ tarafında bir güç düğmesi var. İşte ekran kilidini açıp kapatıyoruz. Sol tarafına baktığımız zaman başka da bir şey yok. Sol tarafında ses açma kısmı düğmesi var. Alt tarafı yine sade, hiçbir şey yok. Sadece karşı tarafa görüşmelerimizde sesimizin gitmesi için bir mikrofonu var. Onun dışında üst tarafa baktığımız zaman USB ve kulaklık takabileceğimiz yerleri görüyoruz. USB girişinin yukarıda olmasına ben bir türlü alışamadım yalnız. USB girişi zaten telefonlarda genelde yukarıda görmüyoruz abi. Yani bu biraz şaşırtıcı aslında. Ergonomik olmadığını söyleyebiliriz. Birkaç modelde var. Samsung Galaxy Ace'inde vardı yine uygun fiyatlı olarak sınıflandırabileceğimiz. Onun dışında altta ya da yanda olması daha kullanışlı değil mi? Bence en temizi altta olmalı ki. Yani. Şarjdayken de telefonu daha rahat kullanabilelim diye düşünüyorum. Neyse abi, çok da önemli değil. Bir süre sonra alışılabilecek bir şey olarak. Yani problem değil. Diye lanse edelim. Sonra arka tarafına geçelim abi. Arka tarafında bir tane kamera görüyoruz. Bu kamera 13 megapiksel bir kamerası ve var. Sony sensör kullanıyor. Kamerası fena değil. Birazdan zaten değineceğiz. Kameranın altında hemen bir LED flaşı bulunuyor ve en alt tarafta da hoparlörünü görüyoruz. Ses çıkışımız var. Peki, aynen öyle. Ses çıkışı, kamera, cartuş kalitesi nasıl? Bunları birazdan değinelim, ancak kamerası yine fiyatına baktığımız zaman gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Kamera sen birkaç fotoğraf, videoda çektin sanıyorum. Aynen, birkaç detay vereceğim birazdan. Hoparlörü de gayet tatmin edici, bunu da belirtelim. Ön tarafında yine ayızeyi görüyoruz arkadaşlar. Karşı tarafın sesini duymak için bu. Onun yanında 3 tane böyle boşluk, siyah var. Bunlardan bir tanesi LED, işte bildirim dedi diyebiliriz. Uyarı ışığı. Aynen. Diğerleri de sensörler, işte yakınlık, uzaklık sensörü gibi sensörler ve onun hemen yanında da 5 megapiksellik selfie kamerası görüyoruz. Öz çekim kamerası değil. Daha sonra abi telefonun arka tarafını da açalım. Şurada tırnaklar var. Bu tırnaklara kendi tırnağımızı geçirip rahatça açabiliyoruz. Rahatça da açamadım ayrıca. Çok da rahat değil. Heh, açıldı. Ben zorlaştırmışım işi. Bu arada onu açmadan önce şundan bahsedelim. Bu metal bir arka kapak. Aynen, alüminyum ama sadece kapak. Ama evet, kasanın geri kalan kısmı plastik. Sadece şu sökebildiğiniz kısmı alüminyum diye yapmışlar. Hatta bir not düşmüşler alüminyum diye. İlginç. Şunu söyleyelim abi. Arka kapağı açtığımız zaman direkt çıkartılabilir bir pille karşılaşıyoruz. 2000 mAh bir bataryası var. Değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Hani uzun bir yola gidiyorsak yanımızda yedek batarya taşıyabiliriz. Ya da bataryamız bozulduğunda söküp yenisiyle değiştirebiliriz. Aynen öyle. Ve bunların üstünde iki tane SIM kart girişi görüyoruz. Telefonun önemli özelliklerinden birisi çift SIM kart girişi olması. Buradaki handikap şu abi, görebileceğin üzere. Şu an ekranda da görüyor arkadaşlar. İki SIM kart da büyük, en eski 33 onlara taktığımız SIM kartlardan. Öyle bir şey yapmışlar. Yani birini daha küçültelim yoluna gitmemişler. Alcatel'lerde vardı o kocaman kartı, yani takıyordum SIM komple. Yapacak bir şey yok. Böyle kullanacağız bunu. Hani eğer küçük SIM kartınız varsa da piyasada 10 liraya satılan büyütücülerden alalım. Yani nano SIM ya da mikro SIM çok şey değil. Problem yaratacağını zannetmiyorum. Kesinlikle. Açıkçası kullanmaya kalktığınız zaman. Bir şey bu, olay. Bu iki SIM kart girişinin hemen ortasında micro SD kart girişini görüyoruz ki micro SD kart da bu telefon için bence en önemli özelliklerden birisi. Olmazsa olmazlarından biri çünkü. Neden dersen abi, 8 GB'lık tek model olarak çıkartmışlar ve o da 8 GB. Yani satın almaya kalktığınızda 16 ya da 32 GB seçenekleriniz yok.
O yüzden mecburen hafızayı yükseltme yoluna gitmemiz lazım ki zaten 8 GB'ını biz kullanamıyoruz. Bunun ortalama evet, 5 GB bize geliyor. 5,5 GB kadarı o civarda boş bir şeyler. Kutudan çıkarttığımızda. 500 MB'ın aramızda lafı olmasın abi. 5,5 diyelim. O yüzden mecburen bir micro SD kart almanız lazım. Bu arada atlamayalım onu da. Micro SD kart desteği de 32 GB'a kadar. 32 GB. Hani 64'lük alıp da ondan sonra ben bunu niye kullanıyorum demeyin. Bu telefonu aldıktan sonra. Kesinlikle öyle. Donanımına geçelim istiyorsan. Tasarımdan bahsettikten sonra hani bu kasanın altında neler var, neler yok ondan bahsederim. Dediğimiz gibi arkadaşlar Discovery'nin birebir aynı donanım özelliklerine sahip 4 çekirdekli 1.2 GHz'lik bir MediaTek işlemcisi var. Ve GM Discovery'deki aynı işlemci, birebir aynı işlemci. Ki Discovery'nin özellikleri artık ezberlendi yani. Yani o kadar çok lafa edildi ki. Yani bu fiyat performans telefonlarına bomba gibi düşen bir telefondu o. O yüzden bayağı göz önünde bulundu. Hem tasarımı hem donanımıyla kesinlikle ödediğiniz paradan fazlasını veren bir telefondu. Hatta biz de birkaç ay boyunca söyledik satın Discovery alın diye. Bunun dışında 1 GB'lık RAM'i var. Hı-hı. Ki böyle bir telefon için, bu fiyatta bir telefon için zaten çok fazla seçeneğiniz yok. 2 GB, 3 GB ya da 4 GB RAM'e sahip olma gibi bir seçeneğiniz yok. 1 GB RAM de o işlemciyle beraber gayet iyi iş çıkartıyor. Grafik işlemcisi olarak 450 MHz hızında çalışan bir işlemcisi var. Ekran kartımız. Ekran kartı aynen grafik GPU olarak geçiyor ya grafik işleme birimi. 450 MHz hızında çalışan bir grafik işlemci. PowerVR'ın SGX544 modeli var. Üzerinde o da yine GM Discovery ile aynı. Birebir aynı. Dediğimiz gibi 8 GB bir depolama alanı var. Yetersiz diyebileceğimiz bir depolama alanı ki GM Discovery'de 16 GB'ımız var. Piyasaya çıktığı yıl aynı fiyattaydı. Ondan sonra Piranın fiyatı çok düştü. GM Discovery ile piyasaya çıkış fiyatından yakın seyrediyor. Ama 1,5 yıl kadar öncesinde GM Discovery bundan daha iyiydi diyebiliriz. Fiyat performans oranı olarak. Fiyatından biraz sonra bahsedeceğiz. Piranın fiyatı epey düştü. Hı hı. Senin sözünü ettiğin gibi 5 megapiksellik bir ön kamerası var. 13 megapiksellik bir arka kamerası var. Bu kameralarla çektiğimiz fotoğrafları da 5 inçlik bir ekranda görüyoruz. Arkadaşlarımıza da şöyle gösterirsek sıradan 5 inçlik bir telefon. Elinizde rahat tutabildiğiniz bir telefon. Ekran 720p bu arada. Onu 720p söyleyeyim. Ondan bahsedecektim ben de. 720x1280 çözünürlük sunuyor. 320 ppi piksel yoğunluğu var. Ki bu da yine bu ekran için çok kötü diyebileceğimiz bir yoğunluk değil. IPS ekran teknolojisi kullanılmış. Ekran neyle korunuyor abi? Gorilla Glass 2 kaplaması var. Hı hı. Ki o da zaten yine piyasaya çıktığı yıl göz önünde bulundurulursa yaygın olması olarak kullanılan gerekiyor. Teknoloji oydu. Hı. Hani neden ya 4 yok diyemeyiz. Fiyata telefon çıkartacaksan zaten illaki bir şey 3 değil 2 yapman lazım. İşte RAM'ini yani, 2 değil 1 yapman lazım ki bu fiyata bu telefon satılsın. O fiyata satılsın. Çekebilesin. Ama herhalde telefonun en para eden kısmı senin biraz önce sözünü ettiğin kamera kısmı. Sony sensör kullanılmış. Ve benim en başında söylediğim gibi beklemediğim derecede performans gösteriyor. Ya şöyle abi, kamera konusuna da yavaş yavaş girmiş olalım böylece. Telefonu ilk elime aldığım zaman baktım abi hani kamera ayarlarını falan filan kurcalıyorum. 6 megapiksel diyor bu. Bunu alırsanız eğer şaşırmayın 6 megapiksel değil aslında 16'ya 9 çekersen 6 megapiksel. Onu 4'e 3'e almanız lazım 4'e ki 3'te 13 megapiksel çekim yapıyor. 13 megapiksele yükselsin. Aynı şey ön kamera için de geçerli. Bir baktım abi ön kamera 1 megapiksel diyor böyle başımdan kaynar sular döküldü. Hemen 4'e 3'e alarak bunu 5 megapiksele çektim. Akşam olduğu zaman, ya akşam demeyelim aslında bunu hani evin içinde de loş bir ışıkta çekebiliriz. Hani ışık azaldığı karanlık zaman. Karanlık ortamda ya da az ışıklı ortamda. Işık kaynağımız azaldığı zaman kamerası çok çok fazla iş yapmıyor. Hatta hani sosyal medyaya bir de fotoğraf koymakta zorlanabiliriz bununla. Instagram'a yüklemeyi utanırsın. Olabilir yani. Işık ortamınıza bağlı işte. Ama ışığınız bolsa, fazlaysa eğer bir dışarıda çekim yapıyorsanız 13 megapiksellik kamerasının çok çok iyi iş yaptığını söyleyebilirim. Ki bu çok kamera çok iyiden ziyade beklemenin üstünde yani hani iş fiyatına göre ama iş yapıyor. Sosyal medyada çok rahat sizi uçurur. Onun dışında yani ne diyeyim bence kurtarır abi. Günü kurtaracak bir kamera. Kurtarır. Ya zaten Full HD saniyede 30 kare video da çekebiliyor. O özelliği de gayet iyi. Kısmamışlar oradan da. Ki arkasına hani Sony sensör güvencesinde aldığı zaman iyi işler aynen öyle yapabiliyor. Selfie kamerası için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Hangi sensörü kullandığına dair bir bilgi bulamadım. Ön kamerasıyla ilgili. Ön kamerayla ilgili çok fazla bilgi vermiyor zaten firmalar genellikle. Hani var mı var.
Aynen öyle ama yine de ön kamerası da iş yapıyor diyebiliriz. Yine gündüz ışığı bu ön kamera içine geçerli ki zaten ön kamera gece güzel çeken telefon piyasada çok çok az var. Bu arada kamera ayarlarından bahsettin. Kamera yazılımına da değinelim biraz. Çünkü telefon genel olarak şey yapmamış. Pirana kendi arayüzünü geliştirmek, kendi uygulamalarını dahil etmek vesaire gibi bir şey kullanmamış. Şişirmemişler telefonu. Android'i olduğu gibi Google'dan aldıkları, lisanslıkları gibi boş Android kullanmışlar. Güzel olmuş bence. Ben zaten kesinlikle bunu öyle takdir ediyorum, biliyorsun firmalarda. Bu yüzden Nexus seviyorum. Bu boş Android kameraya da yansımış. Aynen öyle. Kamera uygulaması olarak da Google'ın kendi kamera uygulamasını, Android'in boş kamera uygulamasını kullanmışlar. Bu yüzden hem kullanımı rahat hem de çetrefilli çok fazla kurcalayabileceğiniz bir ayarı yok. Kesinlikle. Rahat bir kamera diyebilirim. Android demişken bu arada hemen sürümünü de söyle abi. Evet, arkadaşlarımız merak ediyorlar onu. Android 4.2 işletim sistemi var üzerinde. Firmanın da güncellemeye dair bir açıklaması yok henüz. Aynen. 4.4'e geçecekler mi, geçmeyecekler mi? 5.0 zaten muhtemelen hayal. Tabii. Ama 4.2 de kullanılmayacak bir işletim sistemi değil. Yine abi hani söyleyeceğim şey şu, fiyatını baz alarak evet, şeylerden fedakarlık etmek lazım bence. Onun dışında şey de söyleyeyim, yeri gelmişken unutmadan. SAR değeri 0,549 watt bölü kilogramlık bir SAR değeri var. Avrupa standartlarının neredeyse yarısı kadar bu. Yani geçerli, kullanılabilir bir SAR kullanılabilir değeri. Kullanılabilir. Sizi mutanta çevirmeyecek bir SAR değeri var diyebiliriz. Kesinlikle. Bunlar dışında cihazın birkaç tane yine öne çıkarabileceğimiz özelliği var. Evet, işletim sisteminden, yazılımdan ziyade bir de bağlantı özellikleri var. 4G desteği yok. 4G yok. Tabii 1,5 yıllık bir telefon olduğu, 2 yıllık bir telefon olduğu düşünülürse 4G yok. Ülkemizde hala yok 4G. Olsa da kullanamıyoruz zaten. Destekleyen telefon olsa da kullanamıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda. NFC bağlantısı yok. NFC bağlantısı, bu arkadaşlarımız sık sık soruyorlar. Samsung'un telefonları birbirine vurarak dosya aktarımı yapmamızı sağlayan bağlantı. Tabii biz bu kadarını biliyoruz NFC ile ilgili. Ödeme çok farklı kullanımları var aslında. Hatta Apple'ın iBeacon teknolojisi falan filan vardı. Onlar hep NFC ile çalışıyor. Bluetooth 4.0 var. 4.1 yok ama 4.0'da İyi. 4.1'in sadece enerji tüketimi ve bağlantı kalitesi biraz daha yüksek. Enerji tüketimi daha az. O da kullanışlı 3G diyebilirim. 3G desteği var değil. 3G desteği var. Evet. Wi-Fi 3G desteği mevcut. Yani yarım akıllı değil, akıllı bir telefon aslında. Onun dışında sen oyun testlerine bak istiyorsan. Oyun performansı nedir ne değildir, arkadaşlarımız onu görsünler. Hemen oyun performansımıza geçiş yapalım. Oyun testimizi her zaman olduğu gibi Asphalt 8 Airborne üzerinde yapacağız. Full parlaklıkta Wi-Fi açık şekilde oyunumuzu başlatıyoruz. 31.6 derece olan sıcaklık 15 dakikalık bir oyunun sonunda 38 dereceye yükseldi. Bence gayet az bir ısınma bu. Onun yanında %54 olan şarjımız da %46'ya düştü. Yani %8'lik bir düşüş var. Bu da 2000 mAh'lık bir pil için gayet güzel gibi duruyor. Ayrıca oyun konusunda da şunu söyleyebilirim, oyunda herhangi bir takılma, kasma, donma gibi şeyler olmadı. Oyunu bana 15 dakika boyunca çok akıcı şekilde oynattı. 4 ayar seviyesinden 3.'yü seçtim. Yani en yükseğin bir 6 ayarda oynadım oyunu. Oyun testlerimiz bu şekilde. Şimdi dilerseniz bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Benchmark sonuçlarımız şu şekilde. Piranha Zen Antutu'dan 15.984 puan aldı. Bence bu fiyattaki bir telefon için iyi bir puan diyebiliriz. Ayrıca General Mobile Discovery'nin aldığı puanlara da gayet yakın bu puan. Onun dışında Geekbench ile yaptığımız testlerde tek çekirdekte 328, çoklu çekirdekte de 1076 puan aldı. Benchmark sonuçlarımız da bu şekilde. Dilersen Piranha Zen için yavaş yavaş son sözlere gelelim. Evet, son sözlere gelelim. Arkadaşlarımızın merak ettiği fiyat konusunda bir açıklamada bulunalım. Çünkü o kadar dedik GM Discovery, onun rakibi, onun muadili falan filan diye. Piyasaya çıktıklarında aynı fiyattalardı. Her ikisi de 700 lira civarındaydı ama aynı GM Discovery'de... Aynı olmaları için de lafını balla kesiyorum. Aslında bir sebep yok. Evet. Hafıza sorunu dışında. Telefonun kötü yanı olarak hani hafıza problemini 8 GB yetersiz kalabilir. Onun dışında benim dediğim gibi Piranha'dan beklemediğim bir telefon. Açık konuşmak gerekirse. GM Discovery 16 GB depolama alanı sunuyordu. Piranha Zen 8 GB sunuyor. O noktada fiyatın düşüklüğü söz konusu olabilirdi. Ama aynı fiyatta gittiler. Ama bugüne baktığımızda, eğer bugün Piranha Zen almaya kalkarsanız GM Discovery'nin fiyatı hala 650 lira civarlarında dolaşırken Piranha Zen'in fiyatı
400 ila 500 lira arasına kadar düştü. Aynen. İnternette rahat rahat 400 liraya, 450 lira civarlarına bulabiliyorsunuz. Ki hani şöyle, fark gerçekten yok aralarında. Performans olarak da çok büyük bir fark yok. Hatta hiç yok neredeyse. Eğer 8 GB'lık hafızaya ben 32 GB kart takarım ve bu bana yeter diyorsanız, bence gayet alınması bir telefon. O fiyata alınır. Hani aynen, çok öyle. Rahat alınır. Hiç. Yani kafa karışıklığı yaşıyorsanız işte aradaki tek problem bu. 8 GB'lık hafıza. Bunu problem etmiyorsanız gidip de fazla para vermenin bir mantığı yok diyerek. Aynen öyle. Bitirebiliriz artık. Ya bence özellikle üst düzey bir telefon istemeyenler için ya da bütçesi kısıtlı olanlar için ya da ilk akıllı telefonunu kullanacak olanlar için iyi bir tercih olabilir. Aynen öyle. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş gelmeyelim artık, bitirelim, sıkıldı tamam, çocuklar. Bitirelim. Bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip etmeyi unutmayın diyelim. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.